Pişmiş mi bu et şimdi? Pilavın şehriyesi nerede? Bu nedir 20 dakikada olan bir şey? Bana söyleyin ya, hangi davet sofrasında antrikot olur? Siz hangi davetten çıkıp geliyorsunuz? Vallahi demek sizin gittiğiniz davetlerde yokmuş. Ben gitmiyorum ki, ben evdeyim bütün gün. Yani onun için belki de bilmiyor olabilirsiniz. Ben hiçbir şey bilmiyorum zaten. Yok, estağfurullah. Şehriyesi nerede bunun acaba? Vallahi şehriyesini unuttuk. Menüde evet. Öyle yazıyordu da, o dikkatimi çekti. Evet, unuttuk. Şeyli, evet. Papatyalı şehriyeli şehriyemde. Hani sizi biraz çiçeklerle karşılayayım dedim. Buna da size hepinize ayrı ayrı çiçekler veremeyeceğim için ben de size pilavdan papatyalar sunmak istedim ama olmadı, nasip değilmiş. Evet. Yok, size boncuktan kuş falan yapmanıza gerek yok. Yani pilavın şehriyesini koysaydınız, eti de güzel pişirseydiniz yeterliydi. Vallahi ben etçi bir insan olarak inanılmaz güzel olmuş. Tabii, size afiyet sizin olsun. Ben katılmıyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bu meyve bıçağı mı, et bıçağı mı acaba? Yanlış koymuş olabiliriz. Yanlış koymuş olabilir. Kusura bakmayın. O san telaşta. Yok, hepsinde öyle ama. Öyle mi? Evet, tabii ki, tabii ki. Sanki biraz daha küçük. Evet, demek ki. Şimdi bakın, yiyorum. Ama pişmemiş. Salatanızı kontrol edin. Kontrol mü? Tadına mı bakmak mı? Tadına bakayım. Yani. Kontrol derken, salatayı kontrol edin derken. Yani masada daha 4 kişi daha var. Kendi aranızda bayağı bir elektriklendiniz. Şimdi dünün etkisi olduğu için benim davet sofram iyiydi veya kötüydü. Her seferinde böyle böyle garip enteresan hareketler yaptım. Yok, ben beğendiğimi size beğendim dedim. Siz hiçbir şeyi beğenmiyorsunuz ben, ama beğendiklerime dedim ki evet bu güzel olmuş ama dedim. Ama beğenmediğim bir şeyi ben beğendim diyemem beğenmiyorsunuz. Yani zorla bana beğendirtecek misiniz yani? Ben size beğendirtmiyorum hanımefendi. Ay, alev alacağız Kadir Bey. Lütfen. Herhalde kafama vura vura beğendirteceksin. Bunu beğeneceksin diye mi yapacaksın? Hayır canım, ne münasebet, öyle saçmalık olur mu? Beğendiğimi ben sizin çorbanıza çok ama güzel pişmemiş dedim. Ama pişmemiş arkadaşım, bakar mısın şuna? Tamam, pişmemişse dersiniz ki pişmemiştir. Bak, pişmemişse pişmemiştir dersiniz yani. Pişmemiş yani. Nesrin Hanım ne dedi size? Kadir Bey, bu pişmemiş yani, lastik gibi yani. Onu koyuyoruz önüne, beğenmedim. Bunu koyuyoruz önüme, beğenmedim. Evet, ya beğenmedim. O kadar kendisini doldurmuş hayır, bir halde görmüş yok, ki. Hayır, hiç alakası yok. Beğenmedim ya. Elinizin lezzeti yok hanımefendi. Geldiğiniz zaman elinizde lezzet bulamadım. Hayır. O lezzeti bana veremediniz, tattıramadınız. Bakın Nesrin Hanım, siz buraya geldiğiniz zaman bana dediniz ki ben dün almış olduğum birinin etkisindeyim dediniz. Aa, demediniz anlayamadım mi? Nurdan demek ki doldurmuş de olarak geldiniz. Kendinizi doldurarak geldiniz buraya. Fonda da Coşkun Sabah'ın anıları çalacağız zaten. Çalarım ben size. Tabii ki. Biz buraya Nesrin Hanım'ın objektif olduğunu düşünüyor musun? Hayır değil, hayır, kesinlikle tamamen duygusal düşünüyor. Ben nimete hiçbir zaman laf söylemem ama olmayana da olmadı derim. Bende siyah ve beyaz var, gri yok. Olmadığına olmadı diyorum. Ben de aynı şekilde olmayana olmadı dedim. Tamam, damak zevkinize uymayabilir, saygıyla karşılıyorum. Ama didiklemenin de bir anlamı yok. Didiklemiyorum, kesmeye kendiniz çalışıyorum. Kendiniz ağzınıza söylediniz. Bıçakla. Dediniz ki ben birin etkisindeyim dediniz. Söylemediniz mi? Söylediniz. Etkisindeyim, tamam, tatlıda. Yani, tatlıda. O zaman bu lezzetle alakalı değil. Tamamen bu egonuzla alakalı. Arkadaşım ben hiç de egolu değilim. Keşke egolu olsaydım. Nesrin Hanım, egosunu senin ve tabii yemeklerin ki, üstünde ama mi tatmin ediyor? Tabii ki yani, Allah demek ağzından istedim. İşitsin. Demek yani Allah ağzından işitsin de keşke egolu olsam. Ben çok normal, gerçekten yani, natural. Normal, benim her o kadar şey her şeyime takıldılar da kendileri de yorum yaparken çok da şey değiller yani Kadir Bey. Benim süngerim olay oldu ya, zaten cumaya kadar olacaktır diye düşünüyorum. Nesrin Hanım, hadi ben gaf yaptım. Peki siz olan şeylere olmadı diyorsunuz, ne olacak? Songül Hanım, niye sinirleniyorsunuz ki? Gayet net yanlış bir benzetme yaptınız. Songül Hanım sünger mevzusunda özrünü de diledi. Sünger mevzusu daha ne kadar uzayacak? Atın gitsin şu süngeri. Gerçekten evde artık sünger kullanmayacağım, bıktım. Evet, o unutulmayacak bir şey. Evet, o bir yani efsane böyle damla yani. Yani o da yorum yaparken gerçekten kendini kontrol edemiyor evet. Yani şu an. Yok. Hayır, kendisini bir şey gördük yani. Olmuş hayır, yok, onu demiyorum. Onu demiyorum. Bana muhalif etsin şu anda. Diyorsun ki bu oldu. Bu yo, var ben, ya bunu bir ben daha yorum yapmadım ki. Yorum yapmadım ki Nesrin Hanım. Nereden biliyorsun? Ben de olmadı diyeceğim. Ama hepsini aynı şekilde yorum yapıyor. Ben beğendiğimi beğendim diyorum. Dur bir saniye. Bunu birinin kafasına atıp yarsa da bugün son günü beğenecek. Bana inat beğenecekler. Ne alakası var? Evet. Öyle şey yok ya. Evet. Şu an şaşkınlıkla sizi izliyorum. Sizlere afiyet olsun ama ben beğenmedim.
Sizler de bizim yerimize yorumunuzu sağlık. Salatasını unuttuğu zaman siz kabul ettiniz, ben kabul etmedim. Ben şeffaf bir insanım kardeşim. Yapmasam ben sizinle beğenmedim. Yani salatamı kabul etmedi. Yani, en basiti evet, yani. Ben Şeyma Hanım'ın bizim rakibimiz olduğunu farkında değil. Çok beğendim. Şeyma Hanım'ın da bizim rakibimiz olduğunu farkında değil. Hani sanki biz onun tarafındaymışız. Çok yanlış. Hayır, hepiniz yani bir rakibimiz şu an. Songül Hanım. Yok daha yok. Gerçekten yorum yapmadı ki yani böyle bir şey. Şu an gerçekten çok kırıldım yani. Nerede ki benim adıma yorum verdiniz? Ben Kadir Bey benden almasına gerek yok. Ben yorum almasına gerek yok. Zaten beğenmişim. Kendisi karar verdi. Peki Nesin Hanım eti beğenmediniz. Ben yorum yapmayacağım. Peki, beğenmedim. Pilavın da şehriyesi yok ki bana şehriyeli pilav deniyor. Ama ben şehriyesiz pilav yiyorum. Nasıl yorum şey yapacağım, buna puan vereceğim ben? Ama ben de size açıklama yapıyorum. Diyorum Kadir ki ben siz baktınız mı? Unuttum. Aynen. Niye? Bu salatada da hani şey falan var mı? Limon falan ya. Bir şey. Kuru. Kuru kuru diyorlar ama. Bilmiyorum yani ben. Neyse süngeri müngeri bırakalım Kadir Bey. Buyurun. Siz ele alın yani konuyu. Geleceğim dinliyorum. Hayır yani. Dinliyorum birbirlerinin neler neler diyorlar. Hayır ama geldiği zaman yani daha masaya oturmadan benim yemeklerimin lezzetine bakmadan ve direkt olarak bana ön yargıyla ben dün benim şeyiyle geldim kaldı diyor. Bu bugün dünden dedim ama böyle bir kırgınlığım var dedim. Bunu. Ben bunu söylemiyorum yani i̇nanın, siz kendiniz söylüyorsunuz. İnanın bana inanın bunlar eğer lezzetini verebilseydin elinin ben bunlara sana 10 puan da verirdim. Ben o kadar da ben elimden gelen her söylüyorum. Şeyi yaptım. Evet. Emeğinize sağlık size. Gerçekten. Evet. Afiyet olsun. Şey Songül senden devam edelim buyur. Kadir Bey almanıza gerek yok. Şeyma Hanım dedi zaten Songül Hanım yok, çok canım, beğendi yani. Olayın çok başka yanlış boyutu. Gerçekten saçmalık bu. Ben bunu kabul etmiyorum. Şeyma Nesin Hanım nasıl benim süngerimi özellikle direkti. Nesin Hanım mı saçmalıyor? Yani gerçekten şu an saçmalıyor ki ben neden rakibimi neden ben kollayayım ki yani? Ama her şey pişmemiş diyorsun. Hayır. Benim ağzımla yok, senin ağzın bir mi arkadaşım? Yok, benim ağzım. Siz diyorsunuz buna ya. Buna bakın pişmemiş. Ben sizin siz bana dün ben ama. Sizin ben size yemeğinizde şey mesela koku aldım. Arkadaşlar anladılar. Bunlar sizin bana arkadaşlar göre, sizin mi tuttu? Ben bir şey demiyorum. Davet o sizin kendi yorumunuz. Davet sofrası hangi davet sofrasında var bu? Kadir Bey biz bunları beğensek Nesin Hanım bizi buradan sağ çıkar. Gerçekten yani şu an acaba. Çok beğenmek ortalık bayağı karıştı. Hayır, tek olur ya. Nesin Hanım'ı tanısaydınız böyle düşünmezdiniz. Merak etmeyin. Yani eleştirmeyin. Kadir Bey kimi tanıdık şu peki? Şu an siz rakip olduğumuz ama için zaten rakip belki de anlamak istemiyorlar. Farklı, rakip olunca farklı mı? Hayır, ben hep benim 7-24 kapıma gelseniz var ya. 7-24 kapıma buyurun gelin ondan sonra bana eleştireni konuşun yani. Az önce yani. Dediniz ya, değişik, siz Nesin'i bir tanısanız. Bu şu an burada hani oturan yani, kim? Nesin ama yani onlar diyor ki bize sağ çıkar. Hayırdır, bende katil tipi mi var? Burada hepimiz rakibiz Nesin Hanım ama tabii ki. Arkadaşlar konuyu toparlıyorum. Songül Hanım sadece Şeyma Hanım'a yorumunuzu yapar mısınız? Şeyma Hanım, masada benim de eksiklerim vardı. Sizin de birçok şey yani olabilir. Bir şey diyemeyeceğim. Pilavınızda şehriyeli diye belirtmiştiniz. Şehriyesi eksik. Yetiştiremez ya da ne oldu bilemiyorum. Koymayan, unuttum. Unuttunuz ben mu? Burada bir unuttunuz. Nokta koy işte şehriyeli pilava mı not vereceksin? Bir dinler misiniz? Buna ama yani. Ya Kadir Bey yapmayayım o zaman yorum. Gerçekten yapmayayım yani. Hayır neden ya ben bana neden kim yapıyorsunuz bu kadar? Hayır Songül Hanım niye sizin istediğiniz biçimde yorum yapmak zorunda? Özgür iradesi yani, yok. Yani kafama ya da ben değil mi yani şey alın. Hayır şey söylemeye çalışıyor. Gerçekten. Kendi yapmış olduğu yorumu sizi ya, de katmaya çalışıyor. Masanın altına hiç görmeyin beni yorum yapmayayım. Karşımda da oturmayın. Masanın altına niye gireceğim? Yok hani o kadar bir yok. Benim siz girin bence. Gerçekten yani çok şaşırıyorum size. Ay Nesrin Hanım hiç susmadınız. Ne fena çıktınız. Biraz susun da biz de konuşalım. Nurcan Hanım her şeye muhalefetsiniz. Beğeniyorsanız ona göre puan verin. Kadir Bey söylüyorum. Buyurun. Şeyma Hanım'a söyleyeyim buyurun. Ha, Şeyma Hanım patates köftesi tam böyle özleşmemiş Kadir Bey. Yani yoğrulmamış. Galeta ununu herhalde belki az koydu arkadaş. Tam yani belli oluyor anladınız mı demek istediğimi? Hani böyle bayat ekmek koydum. Galeta unu değil bayat ekmek koydum. Bayat ekmek koydunuz. Tam böyle hani toparlanmamış. Toparlanmamış gibi duruyor şöyle. Ete gelince de Kadir Bey et ben bilmiyorum zor kestim biraz. Etimizi kesmekte zorlandım Şeyma Hanım. Ellerinize sağlık bu arada. Salataya gelince salatanın her şeyi eksik sanki içerisinde. Öyle sadece şey kıvırcık yaptım. Varmış gibi. Aynen. Yani. Biraz boş bir salata gördüm. Boş bir tabak gördüm açıkçası öyle söyleyeyim. Görsel olarak bana çok hitap etmedi. Diyeceklerim bu kadar. Peki bu ana yemek senden puan alacak mı? Onu bir düşünün Kadir Bey. Şeyma Hanım bir tek bir şey söyleyeceğim size. Bu kızarttığınız etle bana rakip olacağınızı zannediyor musunuz? Düşüneceksiniz. Düşüneceğim. Peki Nurdan Hanım. Kadir Bey bence et davet sofrasına uygun değil çünkü çok yağlı benim için. Zaten hani pişmesinde de sıkıntı var. Hani baktığınızda dışarıdan baktığınızda
güzel pişmiş gibi görünse de zaten sizin tabağınızdan da belli oluyor. İçinde pişmemiş yerleri de var. Ve gerçekten çiğnemesi çok zor, kesmesi, çiğnemesi çok zor. Pilav zaten şehriye pilavı değil ama aslında olması gereken buydu. Yanlış yapmışsınız ama olması gereken zaten şehriyesiz. Hatasını düzeltmiş mi? Düzeltmiş ama hani menüdekiyle tutmamış bu sefer. Hani düzeltmiş de diyemiyorum o yüzden. Ya patates köftesini de çok anlamlı bulmadım. Yani ki ben patatesi çok severim, her halini çok severim. Pilav olmayıp da mesela onu bir püre ile falan tamamlasaydı. Püre de donar, güzel olmaz diye yapmadım. Isıtılıyor. Hmm. Kadir Bey o şansı veriyor bize. O yüzden o daha böyle davet sofrasına uyardı. Daha şık bir tabak gelirdi. Ya bunu çok anlamlı bulamadım. Salatada sosu eksik bence. Bir de gerçekten kıvırcık. Yani böyle mevsim salatasından. Kadir Bey bir şey daha söyleyeyim. Yeşil salataya bitirsin. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.